أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر إلى آخره صدق الله العظيم. Muhterem müminler, Müddessir suresinin ayetlerini tanımaya çalışıyorduk. Geçen dersimizde bir bölümünü size arz etmeye çalıştım. İnşallah o günden bugüne tanıdığımız, iman ettiğimiz bu ayetlerle hadiselere bakma imkanı bulmuş, bakışlarımızı İslamlaştırmış ve hayat programlarımızı bu ayetlere göre değiştirme imkanı Cenab-ı Hak lütfetmiştir. İnşallah bu dersimizde surenin geriye kalan bölümünü tanımaya çalışacağız. Allah amel etmek üzere anlatan ve amel etmek üzere dinleyenlerden eylesin bizi. Hatırlayın, geçen dersimizde Cenab-ı Hak yapayalnız, hiçbir şeye malik olmadan, elsiz, ayaksız, gözsüz, kulaksız, akılsız, mantıksız yarattığı, bir de yaratma konusunda hiç kimseyi yardımına çağırmadan yarattığı insana ve ona verdiği nimetlere dikkat çekmişti. Ben onlara şunları şunları verdim, hiçbir şeye sahip değilken şunları şunları verdim diye uzun uzadıya Cenab-ı Hak o kişiye verdiği nimetlerini saymıştı. Sonra buyurmuştu ki وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا Bir de ben ona döşedim de döşedim, yaydım da yaydım diyor Allah. Neyi döşemiş Allah ona, neyi yaymış Allah ona? Fırsat verdim, statü verdim, güç verdim, kuvvet verdim, şan verdim, şeref verdim, riyaset verdim, emirlik verdim, makam verdim, mansıp verdim. Şu anda ben anlatıyorsam bu fırsatı da veren Allah'tır bana. Yani şu anda benim size Kur'an'ı anlatmam, bu ne benim üstünlüğüm ne de sizin alçaklığınız anlamına gelmeyecektir. Bu fırsatı, bu imkanı veren de Cenab-ı Hak'tır. وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا Sonra diyor ki Allah, ثُمَّ يَطْمَعُ اَنْ اَز۪يدًا Sonra da tamah eder ki daha versin Allah ona. Daha ziyade verilsin kendisine. Yani adam öyle haris ki her şey onun olsun istiyor.
Yani her şey onun lehine olsun istiyor. Hep cennete gidecek o olsun. Ya da daha çok olmasını ister. Thumma yatma'u en ezide. Daha çok ziyade edilsin ister. Doymaz, doyumsuzdur adam. Hep artırılsın ister. 300'le yaşarken 500'e doymaz. 1000'le yaşarken 1 milyona doymaz. Yani doyumsuzdur adam. Onu anlatıyor Cenab-ı Hak. Sonra diyor ki bakın kella. Hayır hayır, mümkün değil. Bu anlayışlarınızı değiştirin. Bu kanaatlerinizi değiştirin. Hayata bu ters bakışlarınızı değiştirin. İnnehu kâne li âyâtina anîde. Çünkü o bizim ayetlerimize karşı pek inatkar, anut davranıyor. Bizim ayetlerimize karşı pek inatkar, pek anut davranıyor o. Buradaki âyâtina'dan kasıt, Kur'an-ı Kerim'dir denmiş. Yani o adam bizim kitabımıza karşı, Kur'an'a karşı inatkar davranıyor, müstağni davranıyor, ihtiyatsız davranıyor, eyvallahsız davranıyor. Bir de buradaki ani ayatinadan maksat hak olan, hakikat olan her şeydir denmiş. Ya da buradaki ayatinadan maksat Resulullah Efendimiz'dir denmiş. Yani o kişi hem kitabımıza karşı, hem hak olan, hakikat olan her şeye karşı, hem de peygamberime karşı pek inatkar davranıyor, ihtiyatsız davranıyor, anut davranıyor. Yani hakka istinad etmeyen imanın devamcısı anlamına inatçı davranıyor diyor Allah. Yani ayet ne derse desin o bildiğini okuyor. Kur'an ne derse desin, Resulullah ne derse desin o bildiğini okuyor. Sanki Kur'an hiç yokmuş gibi, sanki Kur'an hiç gelmemiş gibi, inmemiş gibi ya da peygamber hiç gelmemiş, peygamber hiç söz söylememiş, hiç amel işlememiş gibi Kur'an'a rağmen, peygambere rağmen kendisine hayat programı çizmeye çalışıyor. Kur'an'a karşı müstekbir davranıyor, sünnete karşı müstekbir davranıyor. İnnehu kâne li âyâtina anîde. Kur'an'a rağmen kendisine yol bulmaya çalışıyor, peygamberin sünnetine rağmen kendisine program yapmaya çalışıyor. Sonra diyor ki Allah seurhiquhu sauda, ama biz onu sarp bir yokuşa, dimdik bir yokuşa sardıracağız. Diyor ki Allah ben onu sarp bir yokuşa, dimdik bir yokuşa sardıracağım. Saud zor bir geçit demektir veya cehennemde bir dağ demektir. Allah diyor ki seurhiquhu sauda, biz onu çok çetin bir yokuşa sardıracağız. Altından kalkamayacağı, üstesinden gelemeyeceği çok çetin bir yokuşa sardıracağız. Ya da cehennemde Saud isminde bir dağa onu yaslayıvereceğiz. Demişler ki bu Velid bin Mughire'dir. İşte aklı başında bir adamdı. Ağzı laf yapan biriydi. Dediler ki müşrikler buna, ey Velid Muhammed'e git. Sen içimizde umur görmüş, kafası çalışan bir efendisin. Onu ikna et, vazgeçir bu işten veya bu iş neyin nesidir? Gidip bu konuda bize sağlıklı bir haber getir diye Velid bin Mughire'yi Resul-i Ekrem'e gönderdi müşrikler. İşte Resulullah karşısında bu adamın tavırlarını bakın Cenab-ı Hak bundan sonraki bölümde şöyle anlatmaya başlıyor. İnnehu fekkera ve kaddar. Bak ki o ölçtü biçti, düşündü ölçüp biçti. فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرْ. Geberesi, kahrolası nasıl da ölçüp biçti, nasıl da becerdi bunu, yani nasıl da takdir etti bunu. Keyfe'nin iki manası var, biri taaccüp, biri de inkar. Yani yapmasaydı keşke, böyle demeseydi keşke, bunu becermeseydi keşke, beceremeyesice, nasıl da becerdi bunu. Bir de şaşkınlık var tabi. Yani peygamberin sözünün böyle olduğunu nereden buldu bu adam? Kur'an-ı Kerim'i dinledi, peygamberimizin okuduğu Kur'an'ı dinledi, peygamberimizi dinledi. Ondan sonra peygamberimize bir söz söyleyecek biraz sonra ya da peygamberimizin okuduğu Kur'an-ı Kerim'e karşı bir şeyler söyleyecek. Bu sihirdir diyecek, bu insan sözüdür diyecek ya. İşte Allah diyor ki, فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرْ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرْ. Geberesi kahrolası nasıl da ölçüp biçti,
nasıl da becerdi bunu? Kur'an-ı Kerim'e karşı bu sözü, bu uyduruğu nasıl da becerdi? İnsan sözü demeyi ya da bu sihirdir demeyi nasıl da buldu, nasıl da becerdi diye burada şaşkınlık ifadesi, taaccüp ifadesi var. Hani görüyoruz bugün Müslümanlara öyle acayip ithamlarda bulunuyorlar ki nereden bulduklarını şaşırıyoruz. Yani düşünse düşünse adam bunu bulamaz ya. Mesela bir Müslümana aynı anda hem Vahhabi hem de İrancı diyorlar. Yani bunu nasıl diyebiliyorlar? İnsan bir türlü anlayamıyor. Nereden çıkarıyorlar bunu? Yeryüzündeki bütün insanlar birleşse bir adamı aynı anda hem Vahhabi hem de İrancı yapamazlar. Mümkün değil bu. Bir adamı bir kazana koysalar, 1000 yıl orada kaynatsalar, aynı anda o adamı hem İrancı hem de Vahhabi yapmak mümkün değil. Çünkü birbirine taban tabana zıt iki fikirdir bunlar. Ya da mesela bir adam Kur'ancı olacak, hem de sünneti inkarcı olacak. Bu mümkün değil. Çünkü Kur'an bizzat sünneti emrederken veya sünnet bizzat Kur'an'ı emrederken birine sahip olduğunu iddia eden kişi diğerine ilgisiz kalacak. Mümkün değil. Mümkün değil böyle bir şey. Veya adam Kur'ancı olacak, İmam-ı Azam'ı ve İmam-ı Azam'ın fıkhını reddedecek. Veya işte fıkıh peşinde giderken Kur'an'a sırt çevirecek. Mümkün değildir bu. Bu eşyanın tabiatına aykırıdır. Ama şeytan yapıyor, yaptırıyor bazen ya da birileri Müslümanlara bu tür sözleri yakıştırabiliyor. İşte Velid bin Mughire alçağının Kur'an'a tıpkı biraz sonra diyeceğimizi yakıştırdığı gibi. Bakın Allah diyor ki nasıl becerdi bunu hain? Meseleye bir açıdan bir baktı, döndü başka açıdan bir daha baktı, döndü başka bir açıdan bir daha baktı, bir öyle öçtü biçti, bir böyle öçtü biçti, thumma nazar, sonra baktı, bakındı. Çevresine bir göz attı ya da çevresinin tepkisini ayarladı, nezaret etti çevresine, thumma abese ve basar, sonra ekşidi ve surat astı. Aslında hamlık yaptı demekmiş bu basar. Yani vaktinden evvel kokmuş ham koruk gibi ekşidi ve surat astı, sonra thumme edbara ve stekbar, sonra da ardını sırtını döndü ve büyüklendi. Aslında anladı, kavradı da anladığı haktan yüz çevirdi demektir. Yani bildi meseleyi, anladı ama etrafı izin vermedi ona. Dinledi Kur'an-ı Kerim'i, dinledi peygamberimizi, döndü geldi. Ne diyorsun Velid dediler. Velid bin Mughire aslında gerçeği anlamıştı, hakkı hakikati bilmişti, anlamıştı ama çevresi izin vermediği için bakın bu hakta peygamberin dediğinin kehanetle de uzak ve yakından en küçük bir ilgisi alakası yok. Bu adam deli değil. Bunun aklı başında. Ne dediğinin farkında bu adam. Salıverin bir bakalım. Eğer Arap buna galip gelirse tamam işi biter. Siz de kurtulmuş olursunuz, biz de kurtuluruz. Yok, eğer bu araba galip gelirse o zaman şeref sizin olur dedi. Yani bırakıverelim peygamberi kendi haline demeye getirdi. Ebu Cehil cehaletin babası, şeytanlık yaptı. Hayır olmaz dedi. Olmaz böyle şey dedi. Bunu ilan edeceksin dedi. Yığınlarla hediyeler getirdi. Velid bin Mughire'yi Ebu Cehil hediyelere boğdu. Sonra onu ikna etti. O da ilan ediverdi. Peki ne diyelim buna dediler? Kehanet desek olmaz. Şiir desek hiç tutmaz. Sihir desek hiç ilgisi yok. Şunu bunu desek olmaz. Bu akıllıydı ya, işte düşündü, ölçtü, biçti diyecek tek bir şey buldu. Bakın dediler ki فَقَالَ اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرْ. Bu Kur'an başka değil, ancak öteden beri ehlinden ehline talim edile gelen, öğretile gelen bir sihirdir dediler. فَقَالَ اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرْ. Ya da diğer sihirlere benzemeyen, onlardan ayrı, onlardan üstün bir sihirdir dediler. İşte Kur'an'a olsa olsa öyledir diyebildiler. Kur'an'a ancak bu yaftayı vurabildiler, bu iftirayı basabildiler. Hani emperyalizmin sömürgeci uyduruğu olarak anlatılır. İşte Afrika'ya bir uçak düşmüş, toplanmışlar başına, düşünmüşler, taşınmışlar ne ki bu acaba diye.
Demişler ki galiba bu 200 senelik bir erkek sinek. Başka olmaz demişler. Ya da bir merkep gelmiş köyün birine de bu ne olur acaba diye düşünmüşler, taşınmışlar. Sonra umur görmüş bir adam çağırmışlar. Adam şöyle bakmış demiş ki bu olsa olsa tavşanların kart babasıdır demiş. Galiba kelle kulak fazlaca büyümüş, yaşlı bir tavşandır demiş. Bunların Kur'an'a yakıştırmaları da bundan farksız. Aynen bunun gibi bakın ne diyorlar? فَقَالَ اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرْ Bu başka değil ancak sihirdir. Ama diğer sihirlere benzemeyen, diğer sihirlerden farklı olan, onlardan ayrı olan, onlardan üstün olan bir sihirdir diyebilmişler. Sonra devam ediyor bakın iftiraları. اِنْ هَذَا اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرْ Bu bir de insan sözünden başka bir şey değildir demiş. Velid bin Mughire ve diğer kafirler. اِنْ هَذَا اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرْ Bu bir insan sözünden başkası değildir. İnsan sözünden başka bir şey değildir. Bir adamdan bahsediliyor. Bu Velid olabilir, bu Ebu Cehil olabilir, Ebu Leheb olabilir. Tamam, rivayetlere göre bunlardan biri olabilir ama kıyamete kadar gelecek insanlar içinden Kur'an-ı Kerim'e karşı aynı tavrı sergileyenler olabilecektir. Adı önemli değil, tipi ve karakteri önemlidir. Allah bu ayetleri ile bize şöyle buyurur. Bakın ki vahiy karşısında şöyle şöyle davranacak kişiler olacaktır. Malım var diye, mülküm var diye, çoluğum çocuğum var diye, işim aşım tamam diye Kur'an'a karşı müstekbir davrananlar, Kur'an'a karşı eyvallahsız davrananlar olabilecektir. Peygamber karşısında bir insan var, Kur'an okuyan Nebi karşısında bir insan var. Onu duyuyor o adam, kaşlarını çatıyor, suratını asıyor, ölçüp biçiyor, doluya koyuyor, boşa koyuyor, hakikat olduğunu anlıyor, reddetmesi gerektiğine karar veriyor. Çünkü müstekbirdi, ihtiyacı yoktu. Tıkırı yerindeydi adamın, mal mülk sahibiydi. İşte bu adam planlar kuruyor, nasıl reddetsem diyor ve iftirayı basıyor. Diyor ki, اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرْ اِنْ هَذَا اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ Şimdi de öyle değil mi diyesim geliyor. Mesela gençlere soruyorum ben, işte radikal takılan gençlere soruyorum, siz kitap okurken İslam'ı devlet planında, vatan millet planında anlatan güncel yazar çizerlerin kitaplarını okurken, o siyah puntolarla yazılan ayet maallerini atlıyor musunuz, yoksa hepsini beraber mi okuyorsunuz diye soruyorum da, atlıyoruz diyor gençler. Genellikle öyle oluyor. Ayet canım bildiğimiz şey zaten. Onu atlayalım da acaba yazar ne dedi filan deniyor. Allah korusun da ayetler sanki böyle olsa da olur olmasa da olur cinsinden görülüyor. Yani dünkü Velid bin Mughire alçağının dünkü müşriklerin Kur'an-ı Kerim'e karşı takındığı tavrın aynısını bugün Müslümanlar takınmaya çalışıyorlar. Bu sihir diyorlar. Bu insan sözü diyorlar. Ama buna kendileri de inanmıyorlar. Bu yalana aslında kendileri de inanmış değil. Çünkü eğer bu sihirse, eğer bu insan sözüyse üstünde durmamaları gerekiyordu değil mi bu kadar? Eğer insan sözüyse bırakıverselerdi insanın biri de böyle konuşsaydı yani. Piyasada yığınlarla konuşan insan var. Muhammed de böyle konuşuyor olsaydı. Mecnun dediler, buna kendileri de inanmadılar. Peki hangi deliye bu kadar tedbir almışlardı şimdiye kadar? Piyasada yığınlarla dolaşan deli var. Hangisi bu kadar kale alınmıştı? Hangisine bu kadar nefret duyulmuştu? Hangi delinin peşine bu kadar takılmışlardı? Deli diyorlar, mecnun diyorlar, sihirbaz diyorlar, bu insan sözü diyorlar, bu sihirdir diyorlar ama kendileri de buna inanmıyorlar. İn hâzâ illâ gavlul beşer. Evet, bir beşer sözü dediler. Peki ya biz ne diyoruz Kur'an'a? Birilerinin sözünü dinliyoruz. Bu anne diyoruz, bu baba diyoruz, bu amir diyoruz, bu müdür diyoruz, bu efendi diyoruz, bu şeyh diyoruz. Sevdiğimizden ötürü dinliyoruz ve itaat ediyoruz. Elimizden kitaplarını, elimizden talimatlarını düşürmüyoruz. Peki ya Allah sözünü okumaya, dinlemeye niye yanaşmıyoruz ya? Bu Allah korusun umumi bir bela, dilim varmıyor söylemeye ama
Çoğu zaman biz birilerini Allah makamına koyuyoruz, Allah'tan üstün makama koyuyoruz. Onların talimatlarına, onların kitaplarına saygı gösterdiğimiz kadar Allah'ın kitabına, Allah'ın vahyine, Allah'ın talimatlarına aynı değeri veremiyoruz, Allah korusun. Bakın bu tavır içinde olanlara Allah ne diyor? Seuslihi sakar. Madem öyle dedi, madem öyle anladı, Kur'an'a karşı öyle bir tavır takındı, ben de onu sakara yaslayacağım. Ben de onu sakara yaslayıvereceğim, sakara sallayıvereceğim. Sakarın ne olduğunu Allah söyleyeceği için biz söylemiyoruz. Ama şu kadar söyleyelim, bakın, Kur'an'da cehennem isimlerinden birisidir. Nar gibi, cahim gibi, hutame gibi, tamme gibi, işte cehennem, sakar, haviye, bütün bunlar cehennemin, narın isimlerinden birisidir. وَمَا اَدْرَاكَ مَا سَقَرْ. Dinleyin size, sakarın ne olduğunu anlatayım, kalıbı olduğunu biliyorduk bu kalıbın. Sakarın ne olduğunu dinleyin, ben size anlatayım diyor Allah. Sonra bakın sakarı, yani cehennemi Allah bize şöyle tanıtmaya başlıyor. لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرْ. O öyle bir yer ki ne bakiye kor ne de bırakır. Yani ne öldürür ne de diriltir. Hani hırsız gel gelmez, git gitmez gibi. Ne öldürür ne de bırakır. La tubqi ve la tedar. Hani thumme la yemutu fiha ve la yahya deniyordu ya, işte öyle bir şey. Geriye bir şey bırakmaz, adamın suyunu çıkarır ama işini de bitirmez. Yandı, bitti, tamam, onu salıvereyim, ölsün demez. Yani ne öldüren, ne de dirilten, ne öldüren, ne de bırakıveren bir ateş değil. La tubqi ve la tedar. Sonra levvahatun lil beşer, insanı insanlıktan çıkaran bir ateş. İnsana susamış, insana doymayan, insan sayan, hani su samak var ya, ya da çay samak var ya, işte insan samış bir ateş. Yani insana doymayan bir ateş. Aman gelsin, geldikçe gelsin diyen bir ateş. Bir de beşer deri demektir. Ya da insanın derisini soyan bir ateş. Levvahatun lil beşer. İnsanın kafasının derisini soyan bir ateş. Ya da insanın etrafını soyan bir ateş. Ya da insanın sinirlerini yok eden, insanı insanlıktan çıkaran, insan peşine takılmış, insan azmanı, insan samış bir ateş. Sonra diyor ki Allah, aleyha tis'ate aşar. Bir de onun üzerinde 19 vardır. Aleyha tis'ate aşar. Onun üzerinde, o cehennemin üzerinde 19 vardır. Son dönemlerde insanlardan kimilerini şeytan saptırdı da, hatta Allah korusun peygamberlik iddiasında bulundular. Onlar bu 19'un Kur'an'ın merkezi bir makam olduğunu bulmaya çalıştılar. İşte her şeyi bu 19'da çözmeye çalıştılar. 19 mucizesi, 19 gerçeği filan demeye getirdiler. Efendim işte Besmele 19 harfmiş, Kur'an'daki bütün surelerin sayısı 19'un bilmem kaç katıymış, surelerdeki kelimelerin sayısı 19'un kaçta kaçıymış, ayetlerin sayısı şöyleymiş gibi bir 19'lamadan yana oldular. Sanki Kur'an 19'u anlatmak için gelmiş, sanki Kur'an sadece bir grafik ya da işte logaritma kitabı. Bu batıl. Bunu anladık. Peki burada anlatılan 19 ne ya? Hani Hucurat suresinde diyordu ya Allah, وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. Eğer onlar birazcık sabretselerdi de sen onlara çıksaydın onlar için daha hayırlı olurdu. Hani Allah Hucurat suresinde böyle anlatıyordu ya, insanlar nedense sabretmiyorlar. Orada duruyorlar, biraz devam etseler anlayacaklar ama öyle değil. Sanki Kur'an'da bir tek aleyha tis'ate aşar var, başka ayet yok. Hemen orada din bitti, vahiy bitti, Kur'an bitti, mesaj bitti gibi zannediyorlar ve onu onunla çözmeye çalışıyorlar. Bu batıldır. Mesela yedullahi fevka eydihim ayetinde de aynısını yapmış insanlar. Allah'ın eli onların üzerindedir. Peki bu ayetten önce ve sonra ne var? Hiç ona dokunmuyorlar. Yani ayeti sanki cımbızla çıkarıyorlar Kur'an bütünlüğünden, sure bütünlüğünden. O ayeti o ayette çözmeye, anlamaya çalışıyorlar. Halbuki
Kur'an bütünlüğü içinde meseleye baktığımız zaman, sure bütünlüğü içinde meseleye baktığımız zaman, üstüyle altıyla değerlendirdiğimiz zaman farklı anlamlara gelecektir bu ayet, ama ona hiç dokunmuyorlar. Buradaki 19'u 19 da anlamaya çalışmanın anlamı yoktur. Onu anladık. 19 mu dedi Allah? Buna aynen inanalım ve geçelim. Bakalım Allah bunu devamında nasıl anlatacak? Yani devam edelim. Bakın devamında Cenab-ı Hak bunu şöyle anlatıyor. وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ اِلَّا مَلَائِكَهِ Ha bir kere neymiş bu 19? Melekmiş. Bunu anladık. Bakın Allah diyor ki وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ اِلَّا مَلَائِكَهِ Allah cehennem sohbetçilerini meleklerden yaptık diyor Allah. Yani cehennemin bekçilerini, cehennemin sohbetçilerini meleklerden yapmış Allah. Sonra devam ediyor bakın. وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ اِلَّا فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا Bir de bu 19 sayısını biz imtihan vesilesi kıldık. Fitne konusu yaptık. Az diye mi, çok diye mi, bu kadarcık melekle ne yapılır diye mi, ne yapılmaz diye mi, kafirlere bir imtihan vesilesi yaptık. Bir azap vesilesi yaptık diyor Allah. Hani Tahrim suresinde konuyla alakalı bu konuyu anlatan ayeti kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyordu. Aleyha melaiketun gılâdun şidâdun la yasûnallâhe mâ emarahum ve yef'alûne mâ yu'marun. Tahrim'de tarif olunan, reisleri de malik olan meleklerdir bunlar. Bunların iddetleri, adetleri konusunda da Allah buyurur ki tis'ate aşar olduğu, yani 19 olduğu da açıktır. Ama 19 çift mi, 19 tek mi, 19 grup melek mi, 19 tip melek mi ya da 19 görev mahalli olan melek mi onu bilmiyoruz. Allah bunu niye kafirlere imtihan vesilesi kıldığını bakın anlatmaya devam edecek. Bu sayıyı kabul ediversek tamam imtihanı kazanacaklar ama kafirler bu sayıyı kabule yanaşmıyorlar. Sonra bakın diyor ki Allah li yestayqana allazina utul kitab bir de ehli kitap da böylece daha bir yakîn kesbetsinler. Ehli kitap da Kur'an'a daha bir yakîn sarılsınlar diye bunu böyle yaptık diyor Allah. Bunu söyledik diyor Allah. Bunun birkaç anlamı var. Onu şöyle kısaca arz etmeye çalışayım. Li yestayqana allazina utul kitab ehli kitap Kur'an'a daha bir yakîn kesbetsinler diye, Kur'an'a daha bir yakın sarılsınlar diye biz bunu söyledik diyor Allah. Bunun birinci anlamı şöyle. Çünkü diyor ki Allah biz Tevrat'ta bunu demiştik. İncil'de de bunu söylemiştik. E bunu bilmeleri gerekirdi. Ehli kitap da hemen anlayıvermeleri gerekirdi. Böylece Kur'an'a karşı da yakın elde etmeleri gerekirdi. Birinci anlam böyle. İkincisi şöyle. Tevrat ve İncil onlara bir kere şunu kesin kesin öğretiyordu. Allah dediyse tamam kesindir demeleri gerekiyordu. Allah öyle diyor. Şimdi de ben 19 dediysem tamam yakinen anlayıversinler. Ben dedim ya. E tamam ne karıştırıyorlar diyor sanki Allah. Bunun üçüncü anlamı şöyle. Ya da ehli kitap kendi kitaplarıyla yakın tanışıklıklarından dolayı böyle peygamberin kendi kendine bilemeyeceği, bulamayacağı şeyleri ancak vahiy ile Allah'tan aldığını bilmeli ve hemen iman etmeliydiler onlar. Ehli kitap kendi kitaplarından edindikleri bilgiyle bunu anlamalıydılar. Peygamberin kendi kendine bilemeyeceği, bulamayacağı şeyleri ancak Allah'ın vahiy ile bildiğini, anladığını hemen kavrayıvermeliydi ehli kitap diyor Allah. Sonra bir başka hikmetini şöyle anlatıyor. وَيَزْدَادَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِيمَانًا Bir de iman edenlerin de imanları artsın diye indirdik. İman edenlerin de imanları artsın diye biz bu 19'dan bahsettik diyor Allah. Peki nasıl artar iman? İmanın artmasını iki türlü anlıyoruz. Bir, Allah'ım sen ne büyüksün, ne kadar da yücesin sen ki, yani 19'da bu işi hallediveriyorsun. Yani koskoca cehennemi 19 görevli melekle hallediveriyorsun ya Rabbi. Sen ne büyüksün ya Rabbi, sen ne yücesin ya Rabbi diye Müslümanların imanları artsın diye biz bu işi yaptık. Veya imanın artmasının ikinci anlamı şöyle.
Kur'an'da bir iman konusu daha gündeme gelsin de böylece buna da inansınlar da imanları, iman konuları, iman birimleri artsın diye biz bunu söyledik diyor Allah. Mesela biz şu ana kadar bu sureyi bilmeseydik, eğer bilmemişsek, şimdi bir 30 ayet öğrendik, iman ettik ve 30 iman birimimiz daha artmış oldu. Yani biz 30 iman birimi daha kazandık. Öyleyse her yeni ayete inandıkça bir iman birimimiz daha artıyor demektir. İşte Allah diyor ki: وَيَزْدَادَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِيمَانًا İman edenlerin de imanları artsın diye biz bu ayetleri indirdik. Bu 19'u onun için gündeme getirdik diyor Allah. Sonra وَلَا يَرْتَابَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ Ayrıca bir hikmeti daha varmış bu işin. Ehli kitap ve müminler bu konuda şüpheye düşmesinler diye ben böyle yaptım diyor Allah. Yani onlar böyle olunca şüpheye düşmezler. Niye düşsünler ki? Allah dediyse tamam. Allah ne demişse doğrudur. Allah ne demişse tamamdır. Ama geriye kalanlar derler ki وَلِيَقُولَ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِهَذَا مَثَلًا Kalplerinde yamukluk olanlar, kalplerinde şek hastalığı bulunanlar ve kafirler derler ki ne oluyor? Allah bununla ne anlatmaya çalışıyor ki? Ne demek istiyor ki Allah? Neyi darp etmeye çalışıyor ki? Ya da bu darpla neyi kastediyor ki Allah? Bu ne ya? Allah'a yakışır mı bu? Diye kafirler ve kalplerinde nifak hastalığı bulunanlar şüpheye düşsünler diye kafirler ve kalplerinde yamukluk bulunan münafıklar şüpheye düşsünler diye, tereddüde düşsünler diye biz bunu gündeme getirdik. Biz bu 19'u ortaya koyduk diyor Allah. Sonra diyor ki bakın كَذَٰلِكَ يُظِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَشَاءَ وَيَهْد۪ي مَنْ يَشَاءَ Açın gözünüzü ve iyi dinleyin ki Allah hidayet dileyenleri hidayete ulaştırır, dalalet isteyenleri de dalalette bırakır. Yani Kur'an kimilerini hidayete ulaştırırken kimilerinin de dalaletini artırır. كَذَٰلِكَ يُظِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَشَاءَ وَيَهْد۪ي مَنْ يَشَاءَ Yani kimileri Kur'an'la hidayet bulurken kimileri de Kur'an'la, Kur'an sayesinde sapıklıklarını, sapma noktalarını anlarlar. Konuyla ilgili Bakara suresinin 17. ayetinde Cenab-ı Hak bakın şöyle diyordu. Aynen bununla alakalı, buna benzeyen bir ayet-i kerime. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَح۪ي اَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا Allah ki sivrisinekten ya da onun üstünde bir şeyden, mesela onun kanadından, gözünden, daha büyüğünden, daha küçüğünden misal vermekten haya etmez, utanmaz. Çünkü tanmayı ortaya koyan Allah'tır. Ama Allah bunu söyleyince, yani sivrisinekten bahsedince veya daha büyüğünden veya aleyha tis'ate aşardan bahsedince فَاَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ Müminler bilirler, anlarlar ki hak Allah'tan gelendir. Allah ne dediyse hak odur. Yani bu konu en güzel neyle anlatılır? Yani bu konu en güzel nasıl anlatılır? Sinekle anlatılır, tamam. Allah öyle anlatmış çünkü diyeceğiz. Müminlerin böyle bir tavır sergilediğini anlatıyor ayet-i kerime. Cehennemin bekçileri ne kadarmış? Tamam 19 der Müslümanlar. Bilirler ki hak Allah'tan gelendir. Bu temel prensip Kur'an'da sık sık karşımıza gelir. Mesela ayetlerden birisi de şöyleydi. El-hakku min rabbike fela tekunenne minel mumterin. Hangi konuda Allah ne demişse hak odur, hakikatin tarifi odur. Sakın ha peygamberim, sen şüpheye düşenlerden olma. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ Müminler böyle derler, kafirler de, münafıklar da derler ki, مَاذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِهَذَا مَثَلًا Allah bununla ne anlatıyor acaba? Yani bununla nereye varılabilir? Bu nereye kadar götürür? Bununla hayat mı düzenlenir? Bununla şehir mi idare olunur? Bununla belediyecilik mi yapılır? Bununla devlet mi kurulur? Bununla cemaat mı örgütlenir? Bununla para mı kazanılır? Bununla iktidara mı gelinir? Yani ماذا أراد الله بهذا مثلا derler. Yani Allah korusun, bugünküler de aynı şey diyorlar.
Kur'an-ı Kerim'e bugünkü insanlardan pek çoğu da aynı şeyi söylemeye çalışıyorlar. Sonra Allah diyor ki: "وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ اِلَّا هُ" Allah'ın ordularını Allah'tan başkası da bilmez, bilemez. Böylece teslim olun. Bu 19'un ne olduğunu düşünmeyin. Düşünmeniz de gerekmez zaten. Bu gaybi bir konudur. Evet dediniz mi tamam. اَلَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ بِالْغَيْبِ demedim ki diyor Allah. Ben size اَلَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ بِالْغَيْبِ demedim ki. Yani gaybı bilmeniz gerekmez ki. Nereden çıkarıyorsunuz? Niye uğraşıyorsunuz? Nasıldı? Neydi? Neydi bu 19? Nasıldı bu 19 diye? Neden bir 19'lamadan yana olmaya çalışıyorsunuz? Ben size اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ dedim. Ben gaybı bilin demedim, gaybı bilmeniz gerekir demedim, gaybı bilen üstündür demedim. Ben böyle bir ayet göndermedim. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ dedim. Gayba inanın dedim, gayba inanılır dedim. Gayb bilginin konusu değil, imanın konusudur dedim. Gaybı bilen değil, gayba inanan kişi üstündür dedim. Nereden çıkarıyorsunuz bu lüzumsuzlukları diyor sanki Allah. Sonra buyuruyor Allah, وَمَا هِيَ اِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ ve bu ancak bir öğüttür, düşünsün diye beşer. Yani bu bir ultimatumdur, bir muhtıradır, düşünmek, öğüt almak isteyenler için bir tezkiradır diyor Allah. Sonra bakın, bundan sonra kıyametle alakalı, kıyametin kopuşuyla alakalı olabilecek manzaralardan, tablolardan birkaç tanesini Rabbimiz bizim nazarlarımıza şöyle arz ediyor. Kella vel kamar. Hayır, hayır. Kella, hayır, hayır. Peki neye hayır? 19'un ne olduğu konusundaki telaşa hayır. Bu bozuk düzen anlayışa hayır. Yani vahye karşı takındığınız bu vurdum duymaz tavırlarınıza hayır. Bu müstekbir halinize hayır. Kafirlerden ve kalbi hasta olanlardan olmaya hayır. Üstünüzde taşıdığınız Velid bin Mughire sıfatlarına hayır. İmana yanaşmamanıza, kalplerinizin yakîn kesbetmekten kaçışına hayır. Kella, hayır hayır öyle değil. Vazgeçin bu anlayışlarınızdan. Düzeltin bu anlayışlarınızı. Vazgeçin bu hayata bakıştan. Bu tavırlarınızı değiştirin. Kella, hayır hayır. Niye anlamaya yanaşmıyorsunuz? Vel kamar, aya yemin olsun ki. Aya yemin olsun ki. Velleyli izâ edber, sırtını dönüp giderken geceye yemin olsun ki. Bir de vessubhu izâ esfer, sarardığı, ağardığı zaman sabaha yemin olsun ki. İnneha leihtel kubar, herhalde büyüklerden birisidir o sakar. İnneha leihtel kubar, herhalde büyük belalardan birisidir o sakar. Büyük belalardan birisi. Yani kafirlerin içine atılacağı, girdirileceği, boylatılacağı bir konudur ki o sakar, o büyüklerden biridir. Büyük haberlerden biridir. Sonra diyor ki Allah, nezîran lil beşer, bir de insanlar için bir uyarıdır o. Sizi uyaran büyük belalardan birisidir o. Peki herkes uyarılamıyor mu? Herkes yani söylenileni anlamıyor mu? Herkes istenilen seviyeye gelmiyor mu? Evet. Limen şa'e minkum en yeteqaddeme ev yeteahhar. Uyarı karşısında, inzar karşısında öne geçmek isteyenler de arkada kalmak durumunda olanlar da olacaktır. Herkes uyarılmayacaktır yani. Limen şa'e minkum en yeteqaddeme ev yeteahhar. Öne geçmek isteyenler de olacak, arkada kalmak durumunda olanlar da olacaktır. Yani duyar duymaz kulluğa koşanlar da olacaktır, itaatten kaçanlar da olacaktır. Öyleyse bütün insanlar uyarılacaktır ama اَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ olanlar da olacak ama اِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ uyarılanlar da olabilecektir. Sonra diyor ki Allah, siz bilirsiniz. İsterseniz Kur'an'ın emirleri karşısında nötr davranın. İsterseniz sizi uyarmaya çalışan peygamberin uyarıları karşısında vurdum duymaz davranın. İsterseniz şu anda sizi Allah'ın kitabıyla, sizi Allah'ın Müddessir suresiyle uyarmaya çalışan şu uyarıcının karşısında nötr davranın, ha var ha yokmuş gibi davranın.
Sonra diyor ki Allah bakın, siz bilirsiniz. Kullu nefsin bima kesebet rahine. Herkes, bütün insanlar kendi kazancına bağlıdır. Herkes kendi ne kazanmışsa onunla rehindir. Yani Allah indinde borçlu olarak kazancına rehindir insanlar. Saadet ya da felaketi kendi kazancına mütenasiptir. Ya çalışır, güzel ameller işler, Allah'a borcunu ödeyerek kendini kurtarır, ya da dilerse, çalışmazsa, yatarsa rehin olarak Allah'ın elinde kalır. Yani kişi kendini cehenneme ya da cennete ipoteklemiştir. Bu ayeti şu üç şekilde anlamaya çalışacağız. Birincisi, herkes ameliyle hesaba çekilmeye rehindir. Ama illa ile, biraz sonra illa gelecek, illa ile Müslümanların çocukları kastedilir, onların hesabının olmaması anlatılır. Yani herkes hesaba çekilecektir ameliyle, illa ashabel yemin, ancak Müslümanların çocukları müstesna, onlar hesaba çekilmeyecektir. İkincisi, kullu nefsin bima kesebet rahine illa, yani herkes, her cehennemlik ateşe rehindir, ancak cennetlikler müstesnadır. Herkes ateşe rehindir, ateşe ipoteklidir, ama cennetlikler müstesnadır. Ya da herkes ameliyle rehin, ancak ashabul yemin bundan müstesnadır denmiş. Yani ayet-i kerime benim anladığım kadarıyla bize şunu anlatıyor. Herkes kendi gideceği yere biletini kendisi almaktadır. Kimseyi zorlamam diyor Allah. Cehenneme gidenler cehenneme kendilerini bağlıyorlar. Yani kendilerini cehenneme rehin tutuyorlar. Cehenneme ipotekliyorlar. İşte onlar kendi gideceği yere kendileri biletlerini almaktadırlar diyor Allah. İlla ashabel yemin, ancak cennetlikler müstesna. Cennetlikler müstesna diyor Allah. Fî cennâtin yetesâelûn diye, bakın bundan sonra Cenab-ı Hak bir başka konuya intikal edecek. Bizim karşımıza cennetliklerle cehennemliklerin atışmasını, şöyle karşılıklı konuşmalarını Allah bize intikal ettirecek. İlla ashabel yemin. Cennetlikler müstesna, ashabul yemin müstesna. Yani defterlerini sağından alanlar, amel defterlerine sağından irdirilenler müstesna diyor Allah. Sol ehli yaptıkları yüzünden Allah'ın elinde rehin, yani cehenneme ipotekli kalırken, sağ ehli de, defterlerini sağından alanlar da yaptıklarıyla, yani amelleriyle kendilerini kurtarmışlar, azat olmuşlardır. Bakın, illa ashabel yemin fi cennatin yetesaeluna anil mujrimin. Bunlar cennette mücrimleri sorup soruşturuyorlar. Bakın, cennetlikler girmiş cennete, cehennem ve cehennemlikler gözlerinin önüne kadar gelmiştir. Orada bildikleri, tanıdıkları simaları görürler. Yani dünyada mümin zannettikleri, Müslüman bildikleri bu insanları cehennemde, ateşin içinde görünce, belki biraz da şaşkınlık ifadesi olarak diyorlar ki, مَا سَلَكَكُمْ ف۪ي سَقَرْ. Ne oluyor, hayrola, ne işiniz var sizin burada, yoksa bir yanlışlık filan mı oldu? Siz mümin değil miydiniz dünyada? مَا سَلَكَكُمْ ف۪ي سَقَرْ. Hangi rüzgar attı sizi buraya? Sizi cehenneme sürükleyip iten sebep nedir? Biz sizin mümin olduğunuzu zannediyorduk. Sizi biz dünyada mümin görüyorduk. Neden bu cehenneme geldiniz diye, cennetlik Müslümanlar cehennemde tanıdıkları, simalarından tanıdığı ve mümin bildikleri bir kısım insanlara bakın soruyorlar. Berikiler derler ki, قَالُوا لَمْ نَكُمْ مِنَ الْمُسَلِّينَ. Biz namaz kılanlardan değildik. Bakın ilk cevap bu. Cehennemliklerin ilk suçu buymuş bakın. قَالُوا لَمْ نَكُمْ مِنَ الْمُسَلِّينَ. Biz namaz kılanlardan değildik. Namaz kılanlardan değildik biz. Bunun birkaç anlamı var. İnşallah onu şöyle kısaca özetlemeye çalışayım. Birincisi, dikkat ederseniz biz namaz kılmıyorduk demiyorlar da, biz namaz kılanlardan değildik diyorlar. Belki kılıyorduk ama ne dediğimizi bilmeden, ne okuduğumuzu, ne yaptığımızı anlamadan yatıp kalkıyorduk. Yani namaz kılmıyorduk da namaz gösterisinde bulunuyorduk. Birinci manası bu. İkinci manası, ya da sadece namazda din kurtarma çabasında oluyorduk. Bizden sadece namaz isteyen, hayatımızın öteki birimlerine karışmayan bir Allah'a inanıyorduk sanki.
Sadece namazla kulluğun defterini duruyorduk yani. Namazda aldığımız mesajı namaz sonrası hayatımıza taşıma diye bir derdimiz, bir endişemiz yoktu. Zaten namazda mesaj da almıyorduk biz. Ne dediğimizi, ne söylediğimizi, ne okuduğumuzu, ne yaptığımızı bilmeden şuursuzca yatıp kalkıyorduk. Lem neku minel musallim. Biz namaz kılanlardan değildik. Bunun üçüncü manası, lem neku minel musallin, namaz kılanlar gibi namaz kılmıyorduk demektir. Biz namaz kılanların kıldığı gibi namaz kılmıyorduk. Peki kim o namaz kılanlar? Biz namazı kimden öğrendik? Allah'ın Resulünden öğrendik. Peygamberimiz sallu kema ra'aytumuni usalli dedi. Ben nasıl kılıyorsam siz de öylece kılın dedi. Allah'ın Resulü, biz de öylece kılmaya çalışıyoruz. Öyleyse biz namaz kılanlardan değildik sözü, namaz kılanlar gibi namaz kılmıyorduk. Yani Peygamber aleyhisselam gibi namaz kılmıyorduk, sahabe gibi namaz kılmıyorduk, yani gerçek namaz kılanların kıldığı gibi namaz kılmıyorduk, yani hayatın mihveri olan, hayatı düzenleyici olan bir namaz kılmıyorduk demektir. Yani namazda aldığımız mesajı hayatımıza aktarmıyorduk, namazımız bizim hayatımızı düzenlemeye yetmiyordu. Hani kimin namazı onu kötülüklerden men etmiyorsa o namaz sahibini Allah'tan uzaklaştırmaktan başka bir işe yaramaz diyordu ya Allah'ın Resulü. İşte böyle bir namaz kılıyorlarmış bunlar. Bunun bir dördüncü manası da şudur. Lem neku minel musallin, namaz kılanlarla beraber değildik demektir. Adam namaz kılıyor da ama çevresi, eşi, dostu hep münafıksa, arkadaşları, çevresi, eşi, dostu hep fasıksa, facirse, yani oğlunu namaz kılanla evlendirmiyor, kızını namaz kılana vermiyorsa, oğlunu kızını eğitmek üzere teslim ettikleri namaz kaşkını insanlarsa, arkadaşlarını namaz kılanlardan seçmiyorsa, okulunu, çevresini, ticaret ettiği, borç alıp verdiği, görüşüp konuştuğu, düşüp kalktığı insanlar namazcı değilse ya da namaz kılanlar kendi aralarında böyle bir dayanışma içine girmemişlerse sonunda lem neku minel musallin demekten kendilerini kurtaramayacaklardır, Allah korusun. Demek ki cehenneme gidenlerin birinci suçu buymuş. Galu lem neku minel musallin. Başka neleri varmış bu adamların? Devam ediyor bakın Allah. Ve lem neku nut'imul miskin, ve bir de biz miskinleri doyuranlardan değildik. Miskinleri doyuranlardan değildik. Yani malımızda çevremizdeki miskinlerin, fakir fukaranın hakkı olduğunu bilmiyorduk. Kazandıkça kazanıyor, yığdıkça yığıyor ama bunu Allah yolunda Allah'ın kullarına ulaştırma çabası içine girmiyorduk. Soframızı biraz daha süslemek adına, biraz daha çeşidi artırma adına, eşyalarımızı biraz daha lüksleştirme adına, çevremize biraz daha hava atma adına, İnsanlar evlerinde, sofralarında biraz daha bizi konuşsunlar adına çırpınıyorduk. Derdimiz bu. Villalarımızı, köşklerimizi terk edip miskinlerin, garibanların dünyasına inmeyi, onların evlerine gitmeyi, onlara infakta bulunmayı aklımızın ucundan bile geçirmezdik. Bu bizim toplumun en büyük belalarından birisi. Garibanların hayatına inemiyoruz. Miskinlerin evlerine gidemiyoruz. Mesela talebelerin evlerini ziyaret edemiyoruz. Geçenlerde birisi geldi Fransa'dan, 5000 frank getirmiş, benim masanın üzerine attı. Dedi ki hocam, senin çevrende fakir fukara çoktur, al bunu işte çevrendeki Müslümanlara, miskinlere, fakirlere dağıtıver diye, bu zekat parasıdır diye önüme 5000 frank attı. Ben çok sinirlendim, dedim ki hayrola, Allah bir yanlışlık mı yaptı? Bu parayı Allah bana verebilirdi, beni bununla sorumlu tutabilirdi. Haşa, Allah bir yanlışlık mı yapmış? Allah bu parayı sana verdiğine göre bunun sorumluluğunu da sana yüklemiş demektir. Yani bundan seni hesaba çekeceğim demiştir. Bunun sorumluluğunu icraya seni mükellef gördüğü için, seni güçlü gördüğü için Allah bu parayı sana vermiştir. Niye kendin dağıtmıyorsun dedim. Vallahi dedi hocam, işte çevremde gariban, fakir fukara bildiğim yok ki dedi. Dedim ki esas dert bu ya. Sen hep Opel alıp satanla, Mercedes'e binenle düşüp kalkıyorsun. Çevrende hiç gariban kimse yok dedim. Esas dert bu ya. Sen kendi dünyanı bırakıp fakir fukaranın dünyasına inemiyorsun. Yani ben şimdi bu parayı alacağım,
Bu Müslümanların çoğunun yaptığı şey, alır parasını götürür filan vakfa devreder. Yani infak ekolünde filanlar falanlar var ya, illa oralara verilecek, onlar dağıtacak. Olur mu ya? Yani ben bu parayı alacağım şimdi, gariban talebelerin evine gideceğim, fakir fukaranın evine gideceğim. Bazen gidiyorum işte Konya'da, Allah şahidim talebe evine gidiyorum, siz de gidin biraz biraz. Bakıyorum çay getiriyorlar, vallahi içilmez. Ayran getiriyorlar, vallahi içilmez. Ekmek getiriyorlar, vallahi yenmez. Kupkuru. Yani affedersiniz, bir köpek bile o evde oturmaz. O dehşetin, o sıkıntının içinde talebeler oturuyor. Ben o manzarayı gördükçe yüreğim oynayacak, içim sızlayacak, kahrolacağım, mahvolacağım. Sonra bir iki beyefendi kendi villasında, kendi köşkünde o kendi dünyasını yaşayacak. Olmaz böyle şey ya. Allah bize para vermişse biraz biraz çevremizdeki fakir fukarayı görelim. Onların hayatına bir inelim, bir inmeyi becerelim. Hep paramızı birilerine teslim edip aman siz bir dağıtıverin, aman siz yapıverin, ediverin diye birilerini sorumlu tutmayalım. Birileri bize getirdiyse de biz almamaya çalışalım. Bu parayı Allah sana verdiğine göre, kardeşim bunun sorumluluğu da sendedir. Çevrende fakir fukara bulunsun, gez dolaş, talebe evlerine git dolaş, hem onların dünyasını gör. Eğer onların çektiği ıstırabı, acıyı görürsen, belki şu anda içinde yaşadığın lüksü terk edeceksin. İşte bu imkanı Allah sana sağlamak için bu parayı vermiştir diyeceğiz. Allah diyor ki, lem ve lem neku nut'imul miskin, biz miskinleri doyuranlardan değildik. Miskinin doyurulması gereken üç bölgesi var. Bunu daha önce söylemiştim. Bir daha söyleyeyim. Miskin, karşımızdaki miskinin doyurulması gereken üç bölgesi var. Kafa, miskinlerin kafası Allah'a götürücü bilgiyle doyurulur. Kalp, Allah'a götürücü imanla doyurulur. Onların midesi de açsa eğer, o da Allah'ın helal kıldığı rızıkla doyurulur. Eğer çevremizde miskinler varsa, belki çocuklarımız miskin. Belki bizim hanımlarımız miskin. Yani hanımlarımızın kafası açsa, bilgiye muhtaçsa, onları giydirmek zorundayız. Yani hanımlarımızın kafasını Allah'ın istediği bilgiyle doyurmak, giydirmek zorundayız. Kılarım beşimi, bakarım işime diyorsa hanımlarımız, Kur'an ve sünneti tanımıyorsa, Allah korusun bu küfür ve şirk toplumunda donabilir ya karılarımız. Öyleyse onların kafalarını Allah'a götürücü, Allah'ın istediği bilgilerle doyuralım. Eğer hanımlarımızın ve çocuklarımızın kalpleri açsa, onları da Allah'ın istediği biçimde imanla doyuralım. Eğer hanımlarımızın ya da çocuklarımızın mideleri açsa, onu da Allah'ın helal kıldığı rızıkla doyurmaya çalışalım. Yani çocuklarının ya da hanımlarının midesini doyurmakla iş bitti zanneden kocalar ya da babalar sorumluluğundan kaçıyor demektir. İşte ayeti kerimede Cenab-ı Hak bize onu anlatıyor. وَلَمْ نَكُوا نُطْعِمُ الْمِسْك۪ينَ Biz miskinleri doyuranlardan değildik. Fakir fukaraya onların bizde hakkı olan yemeği ulaştırma çabası içine girenlerden değildik. Sonra devam ediyor bakın ayet-i kerime. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ Bir de biz boş şeylere, batıl tutkulara dalıp gidiyorduk. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ Boş şeylere, lüzumsuz şeylere dalanlarla beraber dalıp gidiyorduk. Boş şeylere, boş işlere. Nedir boş iş, nedir boş şey? Yarın mizana konunca kişiyi cennete götürücü olmayan her şey boştur. Bir daha söyleyeyim bu cümleyi. Yarın mizana konunca isterse cehenneme götürücü olmasın ama cennete götürücü olmayan her şey boştur. Mesela adam krem rengi takke ördürüyor, beğenmiyor rengini desenini, bozdurup bir daha ördürüyor, bozdurup bir daha ördürüyor. Veya adam arabasının renginde elbise giymeye çalışıyor, bir yaptırıyor, beğenmiyor, bir daha yaptırıyor, renk tutmadı, desen tutmadı diye bir daha yaptırıyor. Veya illa da oltu taşı olacak diye tesbihin peşine düşüyor adam, işte şehir isimleri, plaka numaraları, artist isimleri, maç skorları öğrenmeye çalışıyor. Arabasında gördüğü minnacık bir çizikle ilgileniyor adam da, halbuki kendi inanç dünyasındaki, çocuklarının ruh dünyasındaki çatlaklardan neredeyse araba girecek ama onu görmüyor adam. Mesela kalemine gösterdiği titizliği, yemeğin tuzuna, biberine gösterdiği ihtimamı dinine göstermiyor adam. Veya saatlerce ekran başında veya akvaryum karşısında
zaman katlederken kitabının karşısında 5 dakika durmaya tahammülü yok adamın. Boş şeyler bunlar. Bir ömür boyu şu ana kadar yaptığınız şeyleri bir düşünün. Ne kadar dolu, ne kadar boş, bir düşünün. İlkokul diyoruz, bir 5 yıl veriyoruz, bomboş. Sonra yaptıklarınızı, daha sonra yaptıklarınızı bir düşünün. Kim dedi de yaptınız bunları? Toplum öyle istedi diye mi? Çevremiz bundan razı diye mi? Zerdüş böyle buyurdu diye mi? Adetler böyle istiyor diye mi? Kim dedi diye yaşadık, kim dedi diye yaptık geçmişi bir düşünelim. Neyle geçti bizim ömrümüz? Müzik dinleyerek mi? Kaldırım çiğneyerek mi? Ekran başında, akvaryum karşısında mı? Aynanın önünde mi? Piknikte, panayırda mı? Oyanın, boyanın peşinde mi? Yoksa kendisine kulluk yapmaya çalıştığımız çevrenin alkış tufanları altında mı? Öyleyse eyvah bize, vah bize, vahlar bize. Yarın وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ diyeceklerden birisi de biziz, Allah korusun. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ boş şeylere dalanlarla beraber biz de dalıyorduk. Yani olsa da olur, olmasa da olur şeylerin peşine takılıyorduk. Ya da kesinlikle haram olmayan ama istenmeyen işlerin peşine takılıyorduk. Elbisenin yeni, tipi, biçimi, rengi ya da işte yemeğin modeli, tadı, tuzu, servisinden tutun da çayın deminden kahvenin rengine kadar, peynirin küflüsüne kadar her şeyi dert ediniyor ama kitabı dert edinmiyorduk. Sünneti dert edinmiyorduk. Allah korusun. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ diyenlerden biri olmamak istiyorsak aklımızı başımıza alalım diye Allah bunları önceden bize anlatıyor. Yarın böyle diyeceksiniz. Yarın pişman olacaksınız. Keşke şöyle yapmasaydım, keşke şunlardan olmasaydım diye dizlerinizi döveceksiniz. Ben reddedemeyeceğiniz, geriye dönemeyeceğiniz bir günde bunları diyeceğinizi şimdiden size haber veriyorum. Elinizde imkanınız varken gelin aklınızı başınıza alın da bunları diyen cehenneme gidenlerden olmayın diye Allah bunları bize anlatıyor. Sonra وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ bir de biz din gününü yalan sayıyorduk. Yani ahiret endişemiz yoktu bizim. Yukarıdaki suçların temel sebebi, asıl sebebi işte budur. Yani bir adamın ahiret inancı bozulmuşsa, hesaba çekilme şuuru pörsümüşse o adamın tüm hayatı bozulmuş demektir. Arkadaşlar, inkar etmekle yalan saymak ayrı şeylerdir. Peki nedir yalan saymak? Yalan saymak inanmakla beraber gereğini yerine getirmemek demektir. Mesela adam namaza inanıyor ama kılmıyor. Veya örtünmesi gerektiğine inanıyor bacımız ama örtünmüyor. Yani inanıyor ama inancının gereğini yapmıyor. Hani adama diyorsunuz, kardeş dışarı çok soğuk, aman pardüsünü giymeyi ihmal etme çıkarken diyorsunuz. Adam soğuğu biliyor, üşüyeceğini biliyor, pardüsüyü giymesi gerektiğini biliyor, anlıyor ama yine de gereğini yerine getirmiyorsa, pardüsüyü giymeden dışarıya çıkıyorsa işte bu yalan saymaktır. Mesela soruyoruz adama, kardeş ölecek misin? Evet. Peki ölüm var mı? Var. Tekrar dirilmek var mı? Var. Hesap kitap var mı? Var. Hepsine inanıyor adam ama öyle bir hayat programı var ki adamın bu inancın zerre kadar kokusuna bile rastlamak mümkün değil. Adam namaz kılacak ihtiyarlayınca, örtünecek okulu bitirince, Kur'an'ı sünneti tanımaya başlayacak doktorası bitince, hanımına çocuklarına ders başlatacak ekonomik güce ulaştıktan sonra, komşusunu ziyaret edecek 2 sene sonra, çevresine din anlatmaya başlayacak 5 sene sonra, emekli olduktan sonra yani, küs olduklarıyla barışacak 10 sene sonra. Böylece bir sureyi daha tanıma imkanını Rabbim hepimize lütfetti. İnşallah duyduk, dinledik. Duyduklarımızla dinlediklerimizle inşallah iman ettik. Allah'ın istediği biçimde iman ettik. Ama ameli de gündeme getiren bir imanla iman ettik. İnşallah en yakın çevremizden, çocuklarımızdan, hanımlarımızdan başlamak suretiyle bu öğrendiğimiz ve kul ile başlayan, yani önce kendimize dediğimiz, sonra da en yakın çevremizden başlamak suretiyle en yakın çevremize duyurmak zorunda olduğumuz, ulaştırmak zorunda olduğumuz, yediğimiz yemekten, içtiğimiz sudan, teneffüs ettiğimiz havadan daha çok muhtaç olduğumuz bir sureyi dinledik. İnşallah iman ettik. Sonra da bu imanımızı eyleme dönüştürmek üzere
amel haline getirmek üzere Allah'ın istediği biçimde, bu ayetlerin bizden istediği biçimde bir hayat yaşamak, bir hayat sergilemek üzere inşallah Cenab-ı Hak hepimize yar ve yardımcı olsun, rızasından ayırmasın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.